Köprüye dikkate bakın. Bakın az önce bahsettiğim köprünün sırtındaki Türk bayrağının o zamanki görüntüsü hilal ve çok parçalı yıldız. O çok parçalı yıldız bir güneş gibi düşünülebilir. Bu görmüş olduğumuz bayrak Taşköprü'nün sırtına 1840'lı yılların hemen başında yerleştirildi. Adana 1832-40 arasında Mısırlı İbrahim Paşa'nın işgaline uğramıştı. İşgal 1840 yılında sona erdiğinde Taşköprü'nün başındaki Adana Kalesi'nde bulunan cephanelik havaya uçuruldu. Köprünün bir ayağı çöktü. İbrahim Paşa gitti. Padişah Abdülmecit Adana valisine para gönderdi. Gelen parayla köprü tamir edildi ve o zamanki Türk bayrağının simgesi köprünün sırtına kondu. Osmanlı padişahı tarafından evet köprümüzün sırtındaki o zamanki Türk bayrağını görüyorsunuz. Evet Taşköprü. Ve Adana'nın yine o zamanki bir başka görüntüsü. Seyhan Nehri, Taşköprü, Tepebağ ve Seyhan Nehri'nin doğu tarafındaki Yüreğir'de kalan bölüm. Ama dikkatle bakın resmin orta yerinde iki insan ayakta ve bir mezarlık var. Bu resim 1875 tarihinde çizildi. Bu resmin çok ince bir ayrıntısı var. Onu da açıklamak gerekiyor. Bu resim çizildiğinde Adana vilayetinde doğru dürüst bir hastane yok. İlk hastane 1890'lı yıllarda açıldı o mezarlığın olduğu yerde. Mezarlık taşları ayıklandı, oraya bir hastane yapıldı. Hastane yapıldığında hastaneye görevli olarak bir operatör yani ameliyat yapabilen doktor, iki yardımcı doktor, hemşire var 2-3 tane ve çok sayıda imam din görevlisi var hastanede. Saygıdeğer izleyiciler, bir hastanede doktor sayısı 2-3 iken onlardan çok çok daha fazla sayıda imam veya din adamının orada görev yapması ne anlama gelir? Araştırdım ve öğrendim. Adana'nın toplam nüfusu 400 bin ve yaşayan insanların büyük çoğunluğu hasta. Tifo, kolera, verem ama en önemlisi sıtma hastalığı. Diyor ki bir bilim adamı Adana'daki yaşayan insanların %90'ı sıtma hastasıydı. Kadirli'den, Kozan'dan, Tufanbeyli'den her yerden Adana'ya hastaneye gelenler büyük ihtimalle son anlarını yaşıyorlar. Onlara fazla bir ilaç verilemiyor ve ölen insanlar için cenaze efendim törenleri yapılıyor ve onların mezarı hastanenin yanı başına konuyor. Evet karşımızda bugünkü Adana Devlet Hastanesi'nin yani Karşıyaka Hastanesi'nin o zamanki görüntüsünü şu an görüyorsunuz. Bir büyük mezarlıktı. Padişah Abdülhamit 1895 yılında oraya hastane yaptırdı ve hastane giriş kapısına bu Osmanlı armasını yerleştirdi. Çok geç kalınmış bir dönem. O günlerin gerçeğidir bu. Osmanlı'nın ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor. Evet, Adana'daki hastanenin giriş kapısının görüntüsü. Ve yıllar sonra 1925 yılı kış aylarında Gazi Mustafa Kemal Paşa Adana'ya geldiğinde Yüreğir'deki Havutlu Bucağı'nda Ramazanoğlu Tevfik Kadri Bey'in çiftliğini ziyaret etti. Adana'ya dönerken hemen Karşıyaka semtindeki hastaneye uğradı. O anda hastanenin başhekimi vardı yanında, komutanlar vardı ve hastaneyi gezdi. Mustafa Kemal Paşa'ya çiçek sundular ve bir de acı gerçeği anlattılar. Diyordu ki oradaki hastane yetkilileri, efendim Adana'nın her yanında hastalık bir baştan bir başa çok yaygın. Adana halkının %70'i, 80'i, bazı yerlerde %90'ı sıtma hastasıdır. Ve insanlar hastalıklardan çok zarar görüyorlar. En kısa zamanda Adana'ya sağlık hizmetlerini getirmek lazım, bataklıkları kurutmak lazım ve insanlarımızın sağlığına önem vermek lazım diyorlar. İşte o olayın yaşandığı Adana Hastanesi'ne Mustafa Kemal Paşa'nın geliş anının görüntüsü ve bir Adana haritası. Yıl 1871 Osmanlı'nın son dönemi. Artık Osmanlı akıllanmış diyelim. 1865 yılında bir reform ordusu geldi Çukurova'ya. Göçebeler toprağa zorla yerleştirildi. Dereveler sürgün yapıldı. Yüzlerce köy yeniden kuruldu. Şehirler kuruldu. Adana vilayeti kuruldu. Ama en önemli mesele tarımın, eğitimin ve ekonominin kalkınmasıydı. Bu amaçla okullar yapılıyor. Köylülere bedava pamuk tohumları veriliyor. Evet, Adana'da reform çalışmaları hızlanıyor. Bu haritayı o zamanki Osmanlı harita mühendisi Yusuf Bey çizdi. Çizim tarihi 1871 yılı. Ve Adana şehrinin merkezinde Seyhan Nehri kıyısında
Bugünkü Altın Koza Kültür Merkezi'nin olduğu yerde yıllarca kız lisesi eğitimini sürdürdü. Bakın hemen fotoğrafın orta yerinde ve karşımızda kırmızı kiremitleriyle tarihi kız lisesi binası var. Bu binanın da ilginç bir hikayesi var. Osmanlı'nın son döneminde 1880'li yıllarda Adana'ya bir vali geldi. Abidin Paşa isminde. Etrafına baktı. Koskoca vilayette orta okul ve lise eğitimi yapan bir eğitim kurumu yok. Fakirlik, sefalet, cehalet oldukça yaygın. İnsanlar perme perişan. Vali imkanlarını kullandı. Nehir kıyısında boş bir arsaya ortaokul ve lise eğitimi yapan bir binanın inşaatını gerçekleştirdi. Kısa zamanda o bahsettiğim okul yapılmış oldu. Evet, karşımıza hemen ekrana geldi. İki katlı, giriş kapısında sütunlar olan bu taş bina Osmanlı'nın Adana'ya yaptırdığı ortaokul ve lise eğitimini veren tarihi bina. Evet, o zamanki ismi İdadi, Adana Lisesi demektir. Abidin Paşa'nın yaptırdığı çok kıymetli bir eser Adana'ya yapıldı o yıllarda. Eğer bugün yolunuz Adana'ya düşerse, o bahsettiğim tarihi binaya vardığınızda, o okulun hemen giriş kapısındaki demir kapıların üzerinde hilal ve yıldız Türk bayrağını göreceksiniz. O okulu yaptıran Vali Abidin Paşa'nın düşüncesi şuydu: vatan elden gitmeden, bayrak inmeden diyor, insanlarımızı eğitmek, öğretmen, asker yapmak, vasıflı insan yapmak için bir şekilde demiş, bütün imkanları kullanmak lazım. Evet, bunu söylüyor Abidin Paşa ve o amaçla okulu yaptırıyor. Karşımızda Abidin Paşa'nın yaptırdığı eğitim kurumunun kapısındaki görüntüyü izliyorsunuz. Biz insanımızı ihmal ederken, yüzyılların hatırası, dövüş ve kavga ortamında insanlarımıza hırsız ve eşkıya suçlamasına bulunurken, dünyanın gerçekleri çok farklıydı. 1880'li yıllarda uzak diyarlardan, Amerika'dan bir grup Amerikalı öğretmen Adana'ya geliyor. Önce Kozan'a, sonra Fethiye, Sayınbeyli'ye, bugünkü Uruyorlar, dağların eteğinde dünyanın en modern kolejini açıyorlar Ermeni kızları için. Evet, Toros Dağları'nda Haçin diye bilinen ama bugünkü Sayınbeyli'ye gelen Amerikalı öğretmenlerin fotoğrafını görüyorsunuz. Yıl 1880'ler. Ve birkaç yıl sonra Osmanlı'nın son dönemi. Biz insanımızı ihmal ederken Adana'nın çehresi değişiyor. Bu fotoğraf 1906 yılında çekildi. Adana'nın şehir merkezi, Küçük Saat, Abidin Paşa ve Tepebağ bölgesi. Ama resme dikkatle bakın. Resmin göbeğinde hemen sağ tarafta gökyüzüne doğru yükselen kulesiyle bir kilise var. Yine sol tarafta bir başka devasa kilise var. Ermeni kilisesi, Katolik kilise veya Protestan kilisesi. Artık Adana Osmanlı'nın son döneminde İslam-Türk Adana olma özelliğini kaybediyor. Hristiyanlaşan veya Hristiyanlığın yüceltildiği farklı bir Adana görüntüsü ekrana geliyor. Bu fotoğraf bize bunu anlatıyor. Yani Adana'nın durumu oldukça karışık ve burada önemli olaylar yaşanabilir. Tepebağ semtine gittiğinizde bu tarihi binaya dikkate bakın. Bugünkü Tepebağ Lisesi'nin tarihi binası. Bu bina Osmanlı'nın son döneminde 1880'li yıllarda Amerikalılar tarafından yapılmıştı ve bu resme de dikkatle bakın. Yıl 1909. Adana'da iç savaş yaşandı. Bütün vilayetin toplam nüfusunun ancak %12 veya %13'ü, yani %15'i bulmayan bir kesim Ermeniydi. O azınlıklı olan Ermeniler İç kargaşa ortamında Avrupa'dan destek alarak bir savaş sonrasında Adana'yı Ermenistan yapmak için iç savaş çıkarttılar. Nisan 1909 tarihinde savaş 2 hafta sürdü ve savaş bittiğinde Adana mahvolmuştu. Savaşın asıl merkezi Amerikan Kolej binası. Savaş bittiğinde o bahsettiğim kolej binasının yakılmış fotoğrafını şu an izliyorsunuz. Burası Adana şehir merkezi, Amerikan Kolej'inin olduğu yer. Ve savaş bittiğinde bir Amerikalı öğretmen Yağ Camii'nin üzerine çıktı, fotoğraf makinesini tuttu, Adana'nın resmini çekti. Evet, yanmış ve yıkılmış Adana'nın o zamanki fotoğrafı, acı gerçeği bu fotoğrafa yansıyor. Savaş niye çıkmıştı derseniz, savaş öncesinde Adana'ya örgüt mensubu bir Ermeni papaz geldi, Muşek Serobyan. O diyordu ki, Türkler perişan, fakir, sefil, cahil, geri. Bu coğrafyayı onlardan alıp
Hristiyan veyahut da Ermenistan yapmak gerekir. Evet, silahlanmayı, örgütlenmeyi teşvik etti. Olay çıktı. Ancak kan gövdeyi götürdü. Başarılı olamayınca önce bu papaz kaçtı yurt dışına. Geride yanmış ve yıkılmış bir Adana şehri bıraktı. Muşeyk Serobyan Efendi, evet onun fotoğrafını şu an görüyorsunuz. Ve Adana şehri Osmanlı'nın son döneminde hayat devam ediyor. Taşköprü aşağısındaki ırmağa giren genç insanların görüntüsü. Bunların bilgiye, beceriye ihtiyaçları var. Ve Adana, güzel Adana, Tepebağ'ın eteğinde Seyyan Nehri kıyısındaki o konaklarıyla güzel Adana'nın fotoğrafı bu şekilde çekilmiş. Ve bir başka Adana fotoğrafı. Taşköprü'den geçen efendim Seyhan Nehri ve arka planda tarihi Cafepaşa Camisi, diğer tarihi binalar, evet Osmanlı'nın son döneminde güzel Adana'yı, bahar mevsiminde suların sel haline geldiği Adana'yı anlatan çok güzel bir fotoğraf. Ekrana geldi. Hayallerimizi süsleyen çok değerli bir belge. Ve Osmanlı'nın son dönemi. 1918 yılı Aralık ayında Adana düşman işgaline uğradı ve Fransızlar Adana Vali Konağı'nı karargah merkezi yaptılar. Karşımızda tarihi Adana Vali Konağı'nın görüntüsü ve o günlerin fotoğrafı ve bir başka ilginç gerçek. Bugün